Senle gelmem Aksak. Ölürüm de Çınar'ı bırakmam. Anladın mı? Bırakmam. Ölecek olan sen değilsin o. Anlamıyor musun? Anlamıyor musun Aksak? Sen bensiz olamıyorsan ben de onsuz olamıyorum. Senin vaat ettiğin cenneti istemiyorum ben. Gerekirse Çınar'la aynı cehennemde yanmak istiyorum. Kurşun seni de vurabilirdi. Yaralanabilirdin. Hatta ölebilirdin. Keşke öyle olsaydı Aksak. Keşke. Abi. İki adamımız 24 saat evin önünde. Gözlerini kırpmasınlar. Sahte pasaportçulardan ne çıktı? Araştırıyoruz başkomiserim. Ama merak etmeyin, hepsi kontrol altında. Yalnız Çınar'la Mavi'ye ait bir bilgi yok. Henüz. Topla getir hepsini. Bir de ben göreyim şu herifleri. Başkomiserim. Fazla gürültü yok. Evet, hırsız. Erken
çıktı herhalde. Dedim ya Dursun amca, ben de duymadım. Gece? Gece de duymadım, tamam mı? Ben sana bakıyorum, ona değil. Bekar adam, istediği zaman girer de çıkar da evine. Ha, al, geldi işte oğlum. Ben memuruyum sanki, Aksak Efendi'nin girdisini çıktısını. Mavi'yi gördün değil mi? Minicim olmaya gerek yok. Ne zaman böyle berbat görünsen altından hep mavi çıkıyor. Bak, babanın tansiyonu iyi değil bugünlerde, inip çıkıyor ama senin umurunda değil. Bak bir gün pişman olacaksın. Bu uğursuz kadının yerine hasta evde beni bekleyen babamın başında dursaydım diyeceksin ama işten geçmiş olacak. Geçmiş. Vallahi iyi fikirmiş, tebrik ederim. Bak sana arabam çalındı diye ihbarda bulunacağını zannetmiyorum ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tamam bırak bırak. Bırak kalk. Hayırdır kardeş? Ne yapıyorsun burada? Ya ben yüzümü kaybettim de bulamıyorum. Ona bakıyorum. Dur beraber bakalım kardeş. Ya vallahi zahmet olacak sana. Çok sağ ol. Bir şey değil. Vallahi sağ olasın. Kusura bakma, rahatsız ederim. Estağfurullah abi. Hadi üzülme artık ya. Ne yapalım, bu sefer de böyle oldu işte, kader. Ya kaç seneden beri ilk defa hep beraber olacaktık oğlumun doğum gününde. Haklısın. Yine de belli etmeyelim verdiği bir şeyi. Zaten halasını çok özledi. Mavi belki de arar ya fırsat bulursa. İnşallah. Nerede olduğunu, ne halde olduğunu da bilmiyoruz. Ya deli olmak işten değil. Yapma Ali Rıza. Doğru söylüyorsun. Üzülmekte fayda yok. Bak ben pasta yapacağım akşama. Ümit gelirken kola alacak. Sen hediye alacak mısın Mert'e? İstiyorum da hangi parayla? Geçen gün çarşıda bir oyuncak araba beğenmiştik, küçücük. Eğer pazarlıkla halledebilirsem onu alırım artık. Kolay gelsin canım. Hayırlı işler. Aa, ya şu elektrik faturasını da al ya. Nasıl olsa bugün ödeyemeyeceğim. Cebimde gezdirmeyeyim bari. Bak o sandalyelerin falan altını kaldırıp iyice her tarafı güzelce sil, tamam mı? Ne yaptın abi ya? Sabaha kadar beşik mi salladın? Yoksa balayı tam gaz devam mı ediyor ha Yakup abi? Jilet! Ne var ya? Allah Allah, hiç anlamıyorsunuz espriden kardeşim. Hoş geldin. Abi nedir durum? Yani hastanın durumu? Bilmiyorum. Umurumda da değil. Çay getirelim mi Aksak sana? Rakı getir. Çetin. Merhaba Çınar ben. Nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim abi. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda. Senden haber bekliyorum işte. Ne alemde bizim pasaportla? Ben siparişleri içeri verdim. Bizden yana bir problem yok ya. Hiç göz açtırmıyor musunlar? Bütün pasaportçular tek tek çekiyorlarmış içeri. Senin peşindeler herhalde. Abi orada mısın? Buradayım, buradayım. Bana bak Çetin, bana güveniyor musun? Ayıp ediyorsun komiserim. Böyle bir soru sormana bile gerek yok. İyi,
Beni dinle o zaman. Şimdi bak şöyle yapacağız. Dün gece neler oldu Aksak? Sen mi vurdun komiseri? Ben vursaydım doktor çağırmazdım. Yok. Kendi adamları vurdu. Bir zamanlar bizi takip edenler, bizi kovalayanlar şimdi birbirlerini kovalıyorlar. Hayır, gün gelir. Bir kurşun ya beni vurur ya onu vurur diyordun da. Diyordum. Vuracaktım da. Mavi engel oldu. Çınar komiser de Mavi'yi korumak için vurulmuş zaten. Sen ne demek istiyorsun? Böyle yavaş yavaş sokunca daha çok acıtıyor ağzındaki bıçak. Hayır, ben diyeceğim dedim. Onlar da demiş diyeceklerini. Göstermişler. Göstermişler? Neyi göstermişler? İki tane cılız yaprak oradan oraya savrulup duruyor. Kurtaracakmış. Madem ki kurtaracaktın, daha önce neredeydin derler adama. Çınar hep vardı. Hep Mavi'nin yanındaydı Aksak. Sen kızı kaçırmasaydın, onlar şu anda kaçak değil, evli olacaklardı. Doğru mu? Doğru. Doğru mu? Benim doğruyla işim yok ya. Aşık adamın doğrusu yanlışı olmaz. Sadece aşka vardır. Ya kendini atarsın ateşe, ya atarsın kendini sevdiğin için. O da atmış işte. Yakmış gemileri, çıkmış yola. Bırak gitsinler nereye gidecekler Aksak. Çekil aradan. Düş yakalarından. Sana yakışan budur. Sana son zamanlarda fazla soğan doğrattık galiba ya. Fazla yumuşadın. Fazla konuşmaya başladın. En mühimi de benimle nasıl konuşulacağını unuttun. Asıl unutan sensin Aksak. Olmayacak bir sevdanın peşine düştün. Sadece kendine değil, bütün ekibi, hepimizi unuttun. Yıllarca babanı suçladım bencil adam diye. Şimdi sen ondan da bencil oldun Aksak. Sen benim bir zamanlar tanıdığım, evet bu adamın peşinden gidilir dediğim Aksak değilsin artık. Yeter! Bir kelime daha edersen, ağzından bir laf daha çıkarsa... Etmeyeceğim. Sana bir daha bir laf bile etmeyeceğim Aksak. Elektriği kestiler galiba. Ya demin yanıyordu, ne ara geldiler ya? Ne oluyor lan? Faturayı ödeyecektik işte ya. Tam çocuk bunları söndürürken. Allah Allah ya, insafsızlar. Of. Başkomiserim, bu Çetin en eskileri. Bir zamanlar Çınar'ın muhbirliğini yapmış. Kesin bir haltlar karıştırıyor. İzin verin konuşturayım başkomiserim. Demek... Soğuk damga uzmanı arkadaşımız bu. İşler yoğunmuş bu aralar. Siparişlerin arasında bunlar var mı? Yok. Komiserime de söyledim. Böyle birileri gelmedi bana. Ama gelirse... Gelirse değil! Geldi mi? İyi bak. Adam sana geldi mi? Eğer geldiyse ve söylemiyorsan... Sahte pasaport cezasıyla yırtarım sanma. Öyle değil mi Murat? Arkadaşlar yeni bir eroin ihbarı almış.
Bunun orada. Evet. Vallahi öyle bir şey söylüyorlardı başkomiserim. Yapamazsınız. Böyle bir şey yapamazsınız. Öyle bir yaparız ki aklın şaşar. Ben... Hala emin misin gelmediğinden ha? Tamam. Tamam söyleyeceğim. Ha şöyle. Anlat bakalım. Ne zaman, nerede verecektin kağıtları? Bu gece gönderecektim. Sen doğuştan hemşiresin galiba ha? Değilim. Ancak kendi açtığım yaraları tamir etmeye uğraşıyorum işte. Ne biçim laf şimdi? Niye? Doğru düzgün bir laf işte. Bu yara benim yüzümden açıldı. Hayatın benim yüzümden alt üst oldu. Her şeyini geride bıraktın. Benim için. Haksızlık değil mi bu sence? Değil. Tutsana şunu. Çünkü bu benim tercihim. Kendim için o kadar korkmuyorum biliyor musun? Tamam bırak. Ben zaten hep böyle yaşadım. Hep gizlenerek, bir şeyler saklayarak. Asıl senin hayatın değişti. Ben mutsuz olmandan öyle korkuyorum ki Çınar. Abi ne oldu? Ne olursun böyle konuşma. Ben aslında şimdi mutluyum, anlamıyor musun? olmasın. Gidecek yerimiz, yatacak yerimiz olmasın. Hiç fark etmez. Ben aslında şimdi gerçekten mutluyum. Anlıyor musun? Bak benim hayatımda hep eksik olan bir şeyler vardı. Neydi biliyor musun? Sen de sen. Hiçbir şey kaybetmedim ben. Tam tersi, kazandım. Seni kazandım. Senin aşkını kazandım. Benim geride bıraktığım geçmişim değil. Hayatımı sensiz geçen kısmı. Anlıyor musun? Böyle konuşmayacaksın. Tamam mı? Tamam. Babam niye gelmedi? Biliyorsun Mert'im çok uzakta. Belki bulunduğu yerde telefon da yoktur. Unuttu beni. Ben de ona küstüm. Küsmek olur mu Mert? Abi oldun sen artık. Hem falan hiç unutur mu seni? Unutmadıysa niye aramıyor? Arayacak oğlum. Merak etme, gelecek alan. Seni merak ettim, bir konuşsak. Arsel, uza. Uzamıyorum ya. Gitmiyorum yanından. Hadi at beni denize, istersen boğ ama buradayım, tamam mı? Kalıyorum. Aksak iyice kafayı sıyırdı abi. Direksiyonu tutamıyor. Şirazesi kaydı. Arabayı kimin üzerine sürdüğünün kendi de farkında değil. Bırakacak mıyız peki? Bunu kendine getirmenin bir yolu yok mu? Bilemem. Benim bir şey yapasım yok. Artık bugün beni ezecek, yarın seni ezecek. Öbür gün bir duvara çarpıp duracak. Bundan sonra etrafında kimse kalmayacak zaten. Söyledik işte, ikaz ettik. Neler olduğunu kendin gördün. Öyle de aksak yenilgiyi kabul etmez abi, biliyorsun. İnsan kardeşini kırmamalı Arsen. Bunu yapacak kadar gözün kararmışsa iyice aksamışsın demektir. Sen
sahil güvenliğin haberi oldu mu? Evet başkomiserim, onlar hazır. Beylerle Bünyamin'in hiçbir şeyden haberi yok değil mi? Yok başkomiserim, merak etmeyin. Güzel. Biz ikimiz köprünün girişinde olacağız, yakınlarına sokulmayacağız. Akşam 9'dan itibaren orada olacağız. Söylememe gerek yok. Çınar bu işleri çok iyi bilen bir polis. Daha doğrusu polis değil. Her neyse. Bu sefer her zamankinden daha dikkatli olun. Bir hata yaparsanız gözünden kaçmaz biliyorsun. Başkomiserim ya direnirse? Yani silahlı olabilir. Biz görevimizi yapacağız Murat. Ben emir vermeden ateş etmek yok. Özellikle sana söylüyorum. Çınar, ben de geleyim lütfen. Ya güzel, pasaportları alıp geleceğim. Çok gecikmem. En fazla bir saat sonra dönmüş olacağım. Bana bak, anlaştık değil mi? Ben gittikten sonra kapıyı kilitleyip içeride oturacaksın. Dışarı çıkmak yok, farları yakmak yok, tamam? Tamam, merak etme. Dikkatli ol lütfen. Hadi, merak etmem ben. Hadi geç bakalım. Gitti. Saat 11:05. Nerede kaldı bu ya? Şans köprüye gir, tamam. Bu gelen Çınar olmalı. Şans görüldü. Talimatımı bekleyin, tamam. Dediğimi unutma. Hemen olsun başkomiserim. Operasyon başlamıştır. Polis! Dur! Çınar, yavaş yavaş dön yüzüne. Çınar, sana söylüyorum. Yavaş yavaş dön yüzüne. Sen. Eyvallah komiserim. Hakkınızda hayırlısı. İnşallah. Yalnız dediğim gibi bu köprüdeki tiyatrodan sonra epey başını ağrıtacaklar senin ha. Ona göre. Ağrıtsınlar. Bir şey geçmez ki ellerine. Hem ben onlara dedim. Adam orada olacak diye. Zaten oradaydı. Sağ ol. Hadi. Hadi görüşürüz. Başkomiserim, üzerinden hiçbir şey çıkmadı. Temiz. Kim bu? Bir arkadaş komiserim. Şimdi karşılaştık. Bırak lan numarayı! Çınar nerede? He? Vallahi bilmiyorum. Gelmedi. Ne konuşursak aynısını yaptım. İşte yem de burada. Buyurun komiserim. Kahretsin.
arkadaşıymış. Pabucumu anlatsın onlar. Alın götürün bunları, gözüm görmesin. Bana Çetin'i buluyor. Başüstüne abi. Biliyordum. Çınar yaşlı atıya basmaz. Hepimizi atlattı. Şarkı bugün doğan herkes için. Evet, 22 Şubat'ta doğanlar. Kutlamaya devam etmek için hala vaktiniz var. Nice yaşlı. Bugün sen olamaz ya. Geçtim. Olamaz. Zaman geç. Delikanlı oldu benim oğlum maşallah. Ayıp ediyorsun ama Fulya teyzesi. O hep delikanlıydı zaten. Sadece boyu uzadı bugün biraz, değil mi? Boyumun uzamasını istemiyorum. Mavi alamı istiyorum. Oğlum şimdi yat uyu. Sabah olunca bak mavi alan arayacak, göreceksin. Hadi Mert'cim iyi geceler de. İyi geceler. İyi geceler. Hadi oğlum iyi geceler. O kadar numara yaptık, pastalar, mumlar falan. İlle de halam diyor ya. Ama haklı çocuk ya. Aa çocuklar mavi. Alo tam zamanında aradın ha. Mert bak sürpriz biri. Alo. Canım. Hala, halacığım. Neredeydin? Aramadın diye çok üzüldüm. Hiç aramaz mıyım Mert? Hiç aramaz mıyım? Gece olsun da hediyemi vereyim diye bekliyordum ben. Hediye mi? Evet. Hadi yat bakayım. Yattım. Şimdi telefonu iyice kulağına daya. Hı hı. Uyu yavrum yine sabah oluyor. Sen güzel rengin soluyor. Babacığın gelmiş bize bakıyor. Uyu yavrum. Yine sabah oluyor. Uyu yavrum yine sabah oluyor. Uyumazsan güzel rengin soluyor. Başkomiserim Çetin'i getirdik. Eğer isterseniz. İstemem. O çapsızın işi değil bu Murat. Çınar uyandı. Bir güzel atlattı bizi. Evde bir hareket yok. Telefondan da bir şey çıkmadı. Ama bir şekilde temasa geçer bunlar. Kız kardeşinin bilgisayarı vardı değil mi? Evet, var başkomiserim. Dışarı çıkarım ben geceleri. Hele bir dene. Kızma kızma. Bak neler hallettim ya. Pasaportlar. Bir sorun çıkmadı değil mi? Aslında çıktı. Polis tuzak kurmuş. Ne? Ya ben orada değilim. Nasıl yani? Anlatırım. Bana bak sen acıkmadın mı? Benim acayip karnım kızdı. Yani gecikirim de seni merak ettiririm diye korkmasın. Yolda durup bir şeyler alacaktım ben. İyi ki de almamışsın. Ben de dakikaları sayıyordum burada. İstersen bir şeyler almaya gidelim ha? Hadi olur. Hayri, ben bir
kadeh rakı içeceğim. Sen de eşlik eder misin? Bu saatte. Çok mu efkarlandın Fulya Hanım? Çok. Bu gece her şey içime oturdu. Doğrusu benim de. Nasıl dayanacak çocuklar? Bizimkilerin demiyorum sadece. Mavi ile Çınar'ı da düşünüyorum. Şu Meret de işkence aleti sanki. Her an kötü bir haber alacakmış gibi. Al işte bu akşam aradı. Ama nerede nasıl bilmiyoruz. Sesini duyuyorum ama gözümün önüne getiremiyorum Mavi'yi. Meçhul bir mekandan öyle bir ses işte. Rakıyı getireyim ben. Ne tuhaf değil Mahir'e. Ne kadar çok aşık olursan o kadar saklanmak zorunda kalıyor. Biz öyleydik. Bu çocuklar da öyle oldu. Dünyanın sevgiye tahammülü kalmadı galiba. Bana bir şiir okumuştun hatırlıyor musun? Hı hı. Atilla İlhan'ın. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Yorulsunlar istemiyorum anlıyor musun? Gece sarhoş olmak istiyorum. Gözüm görmesin bu dünyayı. Burası da kapalı Çınar. İnanamıyorum. Ne yapacağız Çınar ya? Açlıktan bayılacağım. Nasıl yani? Sen... Bırak be. Hadi ama benim metodlarımla tamam. Çabuk bak bakalım açabilir misin? Tamam. Çabuk. Açabilir misin? Açabilirim. İyi aç o zaman hadi. Tarihine mi bakıyorsun? Allah. Hadi gel hadi. Ne bekliyorsun Çınar? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Parasını ödüyorum. Ya Çınar inanmıyorum ya. Hadi hadi hadi. Şimdi beraber mi? Getirsene. Ali Rıza. Ne yapıyorsun sen burada? Bize elektrik çekiyorum burada. Fulya ablanın saatinden. Kaçak elektrik yani. Olur mu ya? Konuştum ben Fulya ablayla. Ondan izin alınca kaçak olmuyor mu? Ne yapalım? Karanlıkta mı oturalım yani? Faturayı ödeyene kadar başımızın çaresine bakacağız işte. Ali Rıza, bırak faturayı.
artık cezanın altından kalkamayız. Birileri görürse... Bak dinle, dinle, dinle. Medeniyete döndük. Birileri görürse mi dedin? Evet, el alem, konu komşu. Ne görecek el alem, ne görecek konu komşu? Elektrik tamiriyle uğraşan bir aile babası. Hatta başarılı bir aile babası. E şimdi ne olacak? Karısı o aile babasına sarılıp öpecek, tebrik edecek. Alemsin vallahi. İçeri hadi. İşini halledeceğiz. Gidiyoruz ha. Resmen gidiyoruz. Vallahi gayri resmi desek daha doğru olacak. Ne yapacağız orada? Nasıl? Nasıl bir yer acaba? İşte Londra'ya yakın Hitchin diye bir kasaba. Mehmet benim ilkokuldan arkadaşım. Acayip bir adamdır. Görsen sen de çok seveceksin. Acayip bir adamdı böyle 100 kilo. Ne yapacağız peki orada? Ne yapacağız? Zaten Mehmet spor salonu işletiyor. Ne zamandır geldi. Ben çok yoruldum. Biraz da sen yoruldun deyip duruyordu. Gideceğim orada çalışmaya başlayacağım. Ben de belki çocuk bakarım. Hani yapıyorlar ya. Hem dil öğreniyorsun hem de çocuk bakıyorsun. Tabii ya. Kısa sürede her şey yoluna girecek mavi. Uçağa bindiğimiz zaman her şey geride kalmış olacak. Tamam. Tamam o zaman. Ben de o zaman evdekilere de bir haber vereyim gideceğimize. Tamam. Yalnız fazla detaylı anlatma, tamam mı? Bu lazım. Tamam. Abi, nereye gidiyorsun? Ne zaman ya? Nereye gidiyormuş? Uzaklar abi. Yurt dışına. Belki birkaç gün sonra. Ne diyor? Ne diyor? Dur bir dakika ya, bir dakika. Peki bir daha görüşemeyecek miyiz? Hayır, hayır abi. Yani ben öyle düşünmüyorum. Mutlaka geri döneceğiz bir gün. Abla, alo, alo abla. Abla biz seni çok seviyoruz, biz hep senin yanındayız, tamam mı? Abi kızım hep dua ediyoruz sana Çınar, hep dua ediyorum yavrum. Canım, Ümit. Merak etme, her şey iyi olacak, tamam mı? Hiç kimse umudunu kaybetmesin. Tamam mı? Söz mü? Söz ablacığım, tamam sen de merak etme, tamam mı? Abla, seni çok seviyoruz. Ben de. Ben de sizi çok seviyorum. Maalesef. Ben size börek getireyim. Bakın çorbamız da çok güzeldir ya. Bir çorba getir. Bir çorba getir. Peki efendim. Aksak ne yapacağız? Ya sabahtan beri o yok bu yok deyip duruyoruz. Birazdan börek de bitecek. Bitsin. Her şey bitiyor. Börek de bitecek dur. Abi ne vereceğiz o zaman müşteriye?
Sen geçsene şu karşıma otursana az. Sen sıkılmadın börekten, çorbadan? He? Ben sıkıldım. Artık kendi asıl mesleğimize dönelim, anladın mı? Karanlıklara dönelim. Lokanta? Aslında bir arasan Yakup abi, bir konuşsan belki geri döner. Yakup dün itibariyle devrini kapatmıştır. Bu kadar. Anladın mı? Yeter artık başkalarının karnına doyduğumuz. Biraz kendi karnımızı doyuralım da. Nasıl ki denize çıkan kendi rızkını arayan aç kalmazsa, biz de sokağa çıktığımız zaman aç kalmıyoruz. Öyle değil. Her taraf araba kaynıyor. Bizi bekliyor bütün arabalar. Ulan ne düşünürsen oğlum? Sen kendin değil miydin çok oturduk diyende ha? Öyleydi. Ama ben evlendim artık. Gül'e bir söz verdim. Senin boğazından haram lokma geçirmeyeceğim dedim abi. Ben bir lokma ekmeğe talim ederseniz ben sana sorarım o zaman haram helalı. Bak sen niye böyle yapıyorsun? Git. Jilete söyle çay götürsün bunu. Kimmiş Ümit? Komiser Murat. Bu da arama emri. Nedir komiserim, ne araması ya? Mavi Hanım'ı siz nasıl özlüyorsanız biz de özledik. İnternete de giriyorsundur. Chatmet falan ha. Sonra arada ablayla muhabbet ha. Bir yanlışınız var komiserim. Kızın ödevleri var onun içinde. Bu laptop şimdilik bende kalacak. İşi bittiği zaman alırsınız. Tamam mı? Ya alamazsın sen alıp. Ümit çıkıyor. Babam gönderdi, ona ödevleri yapıyor. Bana bak. Senin polise mukavemetten tutuklarım haberin olsun. Tamam mı? Tamam komiserim, tamam. Sıkı atlattı teşkilat. Hocam başka çaremiz yoktu. Ne yapacaktık? Doğru. Ama şimdi daha dikkatli olmanız lazım. Niye? Ne oldu? Seninki anladı tabii pasaportları aldınız. İyice bilendi. Havaalanlarına haber uçtu. Kontrol iyice artırıldı. Ya çıkmayın diyorsun yani. Ya biraz bekleyin diyorum. Ortalık bir yatırsın. E ne yapalım Bünyamin? Burada kalmak da sakat. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Şehir dışına çıksanız abi birkaç gün. Ben baktım, içeri tarafında kontrol gevşek. Anladım. Tamam, sağ ol. Konuşuruz yine. Tamam, hadi kolay gelsin. Ne oldu? Ne diyor? Şile'ye gidiyoruz, hadi. Kabul etmedin ha? Gider var dedim. Canım hocam benim bir tanem. Aslına bakarsan onun da derdi araba işi falan değil yani. Yokluyor işte. Dağılır mıyız? Yapayalnız kalır mı ona bakıyor. Aman headset konuşmadan düşünecekti bunu. Kalsın tek başına. Müstahak. Öyle diyorsun da Gülay. Aksak benim abim sayılır. Tamam, yeminliyim. O işlere bulaşmayacağım bir daha ama... lokanta dağılırsa hepimiz çok üzülürüz be. Hiç olmazsa böyle parklarda, bahçelerde dolaşabileceksin canım. Bak köprü, deniz, bunları görebileceksin. Ya Mavi ne yapsın? Ha? Çınar? Ay canım ya, yarısı düzelmiş midir acaba?
bilmem ki. Ya bayağı kan kaybetmişti aslında. Ya ama kol ne de olsa yani kritik bir bölge değil. Düzelir mutlaka. Ya neler çekti şu insanlar? Ya sadece birbirlerini sevdikleri için başlarına gelene bak. Arsen, beni sinirlerimi bozma. Hayda ne oldu şimdi Gülay, ne var? Ya Çınar geçmişini sildi aşkı için. Senin lokanta kapanacak mı diye dertlenme hiç çapın yok, tamam mı Arsen? Çünkü ben bak, çalışırım, dinlerim, ikimize de bakarım ben. Hadi artık yok öyle arkacık konusu gibi düşünmek. Ya önümüzdeki hayat ikimizin. Sen beni kılıbık yapacaksın ama Ece. Hadi hadi, boş boş konuşup durma. Dünya öyle tatiline çıktık, ne yemek var ne bir şey. Aşk getirelim karını. Söyle ne istiyorsun? Ne bileyim, sen ısmarlayacaksın. Sesi çıkmıyor. Yok. Yok, iyiyim ben. Bana bak. Endişelenme. Sadece biraz erteledik gidişimizi. Biraz gevşesin güvenlik. Gideceğiz, tamam mı? Tamam. Merak etmiyorum zaten. Yorulunca ben kullanayım, tamam mı? Tamam. Zorlamak olur. Azilerde bir kamp malzemeleri satan dükkan olacaktı. Oradan çadır falan bir şeyler alırız. Tamam. Hey hadi öyle boş oturmak yok Mavi Hanım. Aç bakalım radyoyu. Hadi. Başkomiserim. İncelemesi tamam. Sonuç? Temiz. Hiçbir chat programı yüklenmemiş. Sonra bütün mailleri taradık. Şüpheli hiçbir bağlantı yok. Ben de bir şey beklemiyordum ya. Ne var içinde peki? Ders notları, bir iki tane oyun. Ha bir de bol bol fotoğraf var. Ne fotoğraf? Başkomiserim, görünce çok beğeneceksiniz. Hale kardeşim. Ya hırsıza kız veriyorlar ya teşkilattan damat alıyorlar. İyi günler. Başka bir şey ister misin abi? Jilet bir salata yapsın mı sana? Yok istemem salatlar manatı. O zaman izin verirsen ben bugün biraz erken çıkabilir miyim? Müşteri de kalmadı nasılsa. Hayır dur. Ya, Gülay'a söz vermiştim. Sinemaya gidecektik de. Karnının sözünden dışarısız kalmıyorsun bakıyorum ha. Ne alakası var abi kız? Bütün gün evde... Çok alakası var. Çok alakası var. Başımıza ne geldiyse... Eğer bu canavar gibi ekip daldıysa... Karı kız yüzünden daldı. Şu kapıdan içeri kim girerse girsin, hangi kadın girerse girsin, sırayla hepiniz aşık oldunuz lan. O gitti, anasının yüzüğünü evli bir karıya verdi. Ah, bu gider aşk yüzünde dayak yer. Sen ha bak, karının eteğinin altına saklanıyorsun. Ben kimsenin eteğinin altına saklanmıyorum. Ama sen... Kendi aşk acının arkasına saklanıp bize saldırıyorsun. Mavi, seni değil de o komiseri seçti diye hayatı bize kahrediyorsun. Evet Aksak, bu ekip dağılıyor. Ama bizim yüzümüzden değil, senin yüzünden. Kasadan alacağım varsa al hepsi senin olsun. Abi. Arsen.
seni. Hadi sen de git. Dur. Hadi git diyorum sen. Hadi git buradan. Abi ben bir yere gitmiyorum ki abi. Ben... Abi ben seni bırakmam ki ya. Arka fren lambaları yanmıyor. Kazaya sebebiyet verebileceğinizi biliyorsunuz sanırım. Hay Allah, yine mi? Bir temassızlık var herhalde. Daha önce de yapmıştı. Neyse, gidince ilk işimiz fren lambalarına bir baktıracağız. Değil mi hayatım? Evet. Tamam. Geçebilirsiniz. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Thank you.
millet. Rakı getir bana. Rakı yok abi, kalmadı ya. Yok ya. Rakı bile terk etti seni diyorsun ha. O zaman biz de rakının var olduğu yere gidelim. Rakının olduğu, acının olmadığı bir yere. Artık eve gitsek Aksak abi ya. Yeter içtin ya valla. Hem bak bir güzel uyursun abi. Yarın da sen ne istersen onu yaparız abi ya. İstersen araba işine çıkarız. İstersen lokantaya devam ederiz ya. Sen ne istersen Aksak abi. Ben istersem olmaz Zilet. Ben ne istersem tersi gelir başıma. Gel de doğum gider. Sev de doğum nefret eder. Ne istiyorsam aksi olur. Şu levhayı getir bana. Bir de kalem getir. Kalın olsun uzun. Gidiyoruz. Nasıl yani? Kapat ışıkları. Gidiyoruz. Bitti. Bitti. Masumlar artık masum değil. Hiç kimse masum değil. Geçireceksin önce. Şöyle yapalım. Sonra bunu da buradan geçireceğiz. Bir saniye çekilirsen. Şöyle. Tamam. Bunları da böyle mi? Onları da. Bir saniye, bir dakika. Önce bir öpücük ver. Fırsatları da hiç kaçırmıyorsun yani. Kaçırmam tabii. Kovsak da gitmiyorsun da denilebilir de. Dur. Bırak. Babamın yanına gireceğim. Madem ki her şeyin başı o,
dibini de görecek. Uyuyor adam. Uyanacak o halde. Attığı tohum nasıl uyuyamıyorsa, kabuslar üzerine kabuslar görüyorsa, o da uyanacak. Merhamet. Sana lazım olan şey merhamet Nadir Bey. Hem babaya hem kendine. Merhamet bizim ailede lüküstür. Mahide Hanım. Lüküs. Lüküs merhamet. Eserine mi bakıyorsun? Bütün cilam döküldü, aslım kaldı ortada. Her tarafından zehir akıyor. Senden miras bu zehir. Nadir. Nadir yok artık. Ben Nadir değil. Bilakis. Adi. Sıradan. İsim koymakla oğul yetiştirilmez baba. İçini doldurmak lazım. Sen benim için bir şiddet, tokat, dayak doldurdun. Bozdun. Aksattın beni. Kamp yapmayı mı öğretiyorlar? Oo! Ben gençliğimde bayılırdım kamp yapmaya. Yağmur, çamur, yaz, kış dinlemeden kamp yapardım. Vay be! Gençliğim dedin de, yani yaşlandık mı? Seni bilmem ama ben hayata yeni başlıyor gibi hissediyorum. Seni çok. Ama çok, tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum canım. Canım. Oh!
ne güzel koktu ya. Acıktın mı? Evet. Al bakalım şunu. Şimdi geliyor. Getir bakalım. Dikkat et yanma yalnız. Tamam mı? Çok acıkmışım. Yaşıyor değil mi baba? Şu anda evet. Ama çok ağır bir kriz geçirmiş babanız. Ve sanırım bir de tansiyon problemi vardı. Var. Hastamızı bir süre daha yoğun bakımda tutacağız. Tansiyonu hala normal değil. Görebileceğiz mi acaba? Şimdi değil. Durumu düzelince kendisini odaya çıkartacağız. O zaman görürsünüz. Geçmiş olsun. Merhamet dedim. Bir parçacık merhamet. Pasaportlar sende mi? Bende. Ne oldu? Hiç. Merak ettim. Bir bakabilir miyim? Al bakalım. Nesrin Çakmak. Benim yeni adım ha? Onları ezberleyeceğiz. Çalışacağız. Nerelisin? Ana adı. Baba adı. Vedat Çakmak. Aa. Aynı soyadı. Vallahi öyle yazmışlar, öyle denk gelmiş. Yani biz evli miyiz bundan böyle? Peki bizim istediğimiz de bu değil miydi zaten? Şu işe bak ya. Yani resmen evliyiz biz. Artık resmi mi, gayri resmi mi bilmiyorum. O mevzular bayağı karıştı. Umurumda da değil artık zaten. Çınar, artık korkmuyorum. Hiçbir şeyden. Tek bir şey istiyorum. Seni doyasıya yaşamak. Bir daha gözünü açmasa maydan.
Ya dün gece söylediğim laflar ona ettiğim son laflar olarak kalırsa? Yıllar boyunca bana ağzından bir çift iyi laf çıksın diye uğraştım. Bir günde bana bir çift iyi laf etsin diye bekledim. Yıllar boyu. Ama demedi. O demedikçe ben hırslandım. Hırslandıkça zehirlendim. Zehirlendikçe. Birbirimize iyi bir laf etmeden, edemeden gelip geçecekmiş demek ki hayat. Amca iki gün önce yazdırdı bunu bana. Harf harf, kelime kelime. Tere battı bütün vücudu ama yazdırdı. Ona bir şey olursa sana vereyim diye. Sana diyemediklerini bu kıyafda dedi anlayacağım. Baba. Baba. Mektubunu okudum. Maydanım baktı ki senin öleceğin falan yok, mektubu verdi bana. Ben seni affettim baba. Duyuyor musun? Affettim seni. Sen de beni affet. He? Hadi kalk şuradan, iyileş değil. Karşılıklı içelim senden. Baba oğul gibi değil, iki tane aynı yerden vurulmuş insan gibi içelim. Bak söz veriyorum sana, iyileşeceksin. Sen iyileşirsen eğer ben de iyi olacağım. Hep birlikte iyi olacağız. Niye, ne oluyor, niye değişti bu bit? Baksana safsana, bir şey oluyor. Sen doktor çağır. Allah Allah. Doktor çağır, çabuk Allah. Doktor çağır. Doktor. Baba. Doktor. Baba beni duyuyor musun? Baba beni duyuyor musun? Thank you.
Zaman geçmeyecek artık. Bugün senden geçti. Zaman geçmeyecek artık. Ellerim kesik, bedenim hissiz. Yarım kalmış bir cümleyim artık.